Biz 30.06.2020 tarihine kadar bunu izledik. Mevcut toplu iş sözleşme üzerindeki mütalalarını biz hep biliyoruz. Bu toplu iş sözleşmeyi Ankara'ya götürdüklerini de çok iyi biliyoruz. Bize de duymayan arkadaşlarım duysunlar. Bu toplu iş sözleşmenin ilk kazandıklarından bu yana 3 defa bana elçi gönderdiler. Ben bazı şeyleri zamanı gelince açıklamak zorundayım. Bana şu toplu iş sözleşmeyi revize edelim. Sayın Başkanım, ben 20 yıldır Adıyaman bölgesinde görev yapıyorum. Sizden öncekiler de bize aynı teklifi getirdiler. Ne yazık ki bu teklifler bizim için geçerli değil. İkinci defa yine isim de verebilirim arkadaşlar. Eyüp'e Belediye Başkanımız İlhan Gümbay Bey'i sendikaya gönderdi. Başkanım 24. maddede revizeye yapalım. Ne istiyorsan onu yerine getiririz. Bana İlhan Bey şunu söyledim arkadaşlar. Ben belediye sendikasının şube başkanı olarak ve adem şitap olarak insan temsil ediyorum. Ben temsil ettiğim insandır. Bizim buralarda da çok özür dilerim hepiniz tezgahlarım da var zaten. Ben insan temsil ediyorum. Bununla gelmeyin yanıma. Daha iyi belediyeyi nasıl güzelleştiririz? Daha nasıl randıman hale getiririz? Nasıl verimli hale getiririz? Tabanından bunu isteyin. Gelir gelmez gözü işçinin işine dikmeyin. Lütfen. Ya siz daha dün 1, bugün 2. Yok belediyenin bütçesi bunu kaldırmıyor. Ücreti bilmem ne oluyor. Kaldırmıyorsa almayın işini. Mevcutları da biz de değerlendirelim. Hepsi filinta gibi, hepsi genç, hepsi dinamik. Eğer gizli ajandanız yoksa, kafanızın arkasından başka bir plan proje yoksa, niye gelir gelmez hemen şu garibanları ekmeğine göz dikiyorsunuz ki? Söyledim bir toplu sözleşme imzalamışım. Bu toplu sözleşmenin sürecinde arkadaşlar iyi de ki imzalamışım. Şu yetki belgesi, şu da yetki tespiti, bunlar benim babam yazıp bana vermedi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Çalışma Bakanlığı bana vermiş. Vallahi iyi ki yapmışım bunu arkadaşlar. İyi ki o süreci iyi değerlendirmişiz. Gecemizi gündüzümüze kattık, bunu Ankara'da çıkarttık. Ve toplu sözleşmemizi imzaladık. Arkadaşlar genel müfettiş dahi toplu sözleşmemizde odaklandı ya. Arkadaş, biz kendisiyle görüştük Ankara'da. Sen burada belediye başkanı mısın yoksa teftişe gelmiş bir müfettiş misin sen? Ya işte sen ne hakla benim sözleşmem lahyesinden açıklıyorsun? Ya kim söylemiş? Yaptılar arkadaşım dedim ya. Sen Cumhurbaşkanı'na şikayet edeceğim dedim. Arkadaşlarla biz yemekteydik, kalktıktan sonra ufya kadar yarım saat benimle görüştüler. Sen besleye gelirken sen ne yapma benim sözleşmemi irdeleyebilirsin ya. Değerli arkadaşlar, bu toplu sözleşme idari konuşuyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı bugün dünyayı sarsıyorsa gidin önüne der ki ben bu sözleşmeye karışamam. Karışamam der, hukuk. Eğer hukuk devletiyse, hukukla yönetiliyorsa valla arkadaşlar ne bakanlık ne hükümet bu sözleşmeme dokunamaz. Zaten gittiler götürdü, yere kadar götürdüler. Ankara'ya götürdüler, Ahmet Aydın Bey'e götürdüler, Çalışma Bakanlığı'na götürdüler. Bu sözleşmeyi nasıl iptal edebiliriz, nasıl? Tersine. Ben söyledim, benim dedim ya, ben söyledim. Söyleyen benim. Cumhurbaşkanı sizde, başbakan sizde, bakan sizde. Gidin iptal edin, ben de fakir bir işçiyim. Gariban çöpçülerin temsilcisiyim. Et geçersizde götürün, iptal edin. İptal edin, ben de saygı duyarım. İptal edemediler. Neyi bekledik arkadaşlar? 30.06.2020'den itibaren çok maddemiz yürürlüğe girecek.
Biz bu toplu iş sözleşmeyi yaparken bilinçli bir şekilde yapmışız. İçinde bulunan arkadaşlarımın yanında oturuyorlar. Biz bunu evlerden, biz bunu nasıl imzalamışız arkadaşlar, ben nasıl bu sözleşmeyi temelim ya? Bırakıp giderim ya, kusura bakmayın. Bırakıp giderim. Böyle halaksızlık yaparsan. Başvurup dik durdurarak bırakıp giderim, en azından. Ama bugün bu sözleşmeyi biz yaparken bir işi yapmışız arkadaşlar. Çok maddeyi biz getirdik 30.06.2026 çünkü bakanlığın daha önceki çerçeve sözleşmesi. Götürdünüz. %4'ü dahi geçenlerde arkadaşlar biz daha zamana yansıtmışız ya. Bürokratın ismini söylemeyin burada. Hepiniz tanırsınız. Sen gittin bakanlığa sana ne söyledim dedim ya. Sana ne söyledim? Sana söyledim benim arkadaşım yalan. Sana ne söyledim? Arkadaşlar yalan. Git kardeşim bu sözleşmeyi biz karşılamayız. Bunu imzalayan olacak sahibi. Ve geldiniz. Geldi 06.2020. Değerli arkadaşlar, hadi uygulayın bunu. Bu sefer bizi çağırdılar. Tamam, müzakere olur. Ona da açığız dedik. Kendimizi ne kitlemizin yanında ne besli kamuonun önünde mağcup edecek bir duruma asla izin vermeyiz. Evet, buyurun. Birinci toplantı yaptık. Ya acemice söyleneşirler. Ya çocuksa ben bu lafları çok itibar etmiyorum. Çok bana da düşmez arkadaşlar. Ya vay ya işte sen o ufanesi sen bu insanlar çok seviyorlar da bizi niye seviyor? Zamı uygula fazlasını ver sen de sevsin hem. Buna mı özeniyorsun? Buna mı kıskanıyorsun? Tamam dedi ki biz bunu değerlendiririz. Tamam yetkili arkadaşlarım buradalar. Fazla zaman kaybetmeden bunu siz müzakere edin, bize bir teklif getirin. Babamı siz imzalayalım, siz imzalamış gibi, vermiş gibi yapalım. Amacımız buysa, siz vermiş gibi yapalım. Buna 10 gün önce bize bir teklif gönderdiler arkadaşlar. Arkadaşlar dedi ki başkan beye de verecekler. Tamam olsun, başkan beye de verecekler. Bu ara başkan beye de zerredildik tabii. Biz kendi sıkıntımızı kendisine ilettik yani. Tamam dedi, ben değerlendireyim, arkadaşlarla görüşeyim. Kendi yazdıkları tekliflerini arkadaşlar kayda almadılar. Kayda almayınca, değerli arkadaşlar biz de kurullarımızla görüştük. Bugün bir toplantı düzenlemesini istedik. Kendileri de bugün saat 3'te sözde toplantı yapacaklardı. Size bize mesaj geldi. Geldi değil mi? Peki neredeler? Ya arkadaşlar, iptal oldu. Niye iptal oldu? 20 gün izin almışlar. Arkadaşlar, yetkililer, bizim aldığımız bilgiye göre başkan bey dedi 15-20 günü yokmuş. İşte biz işi böyle savsatalım. Bunlar nasıl olmuş? Bunlar da birbiri içinde nifak sokarız. Ya arkadaşlar hepimiz şunu çok iyi biliyoruz. Bugün biz 170 arkadaşız. Ben eylem kararı aldığım zaman samimi söylüyorum katılmayan ihraç edin. Sendikadan istifa etsin. Etsin arkadaş. Ya böyle ahlaksızlık mı olur ya? Arkamızda sendika burada dolandırıyorlar ya. Söylüyorum siz sormuş arkadaşlarım. Siz bu sözleşmeyi 3 yıldan önce iptal edebilir misiniz? Yok. Bütün maddeleri geçerli mi? Geçerli. Peki ne dolanıyorsunuz burada ya? Biraz bir de şunu söylemişler beyler. Şunu hepiniz duyun. Sizde sizi temsil edecekler ya bu sendika. Ya yaptığınız etik mi? 2 gün kara sözleşme 24 madde 24 maaşın bölündü ceza koymuşsunuz. Benim için etik. Ben fırsatçı bir sendikacı. Elime gelen fırsatı değerlendiririm kardeşim. Çünkü ben bu hayvanı aklımı sanırım. Ya bu sendikada gelip yarın sizi temsil edecek ya. Soruyorum arkadaşlar bunu içinizde insanlara söylemişler ya. Arkadaşlarımız gereken cevabı da vermişler zaten.
Sen benim temsilcimsin, işverendir. Yani sana düşen nedir ey sendika? Ey paramasentetik sendika. Biz merdiven altı diyoruz o sendikaya. Kıdem tazminatında da zaten fuayları çıktı ortaya. Şimdi 696 sayılı KYK'yla kamuda kadroya geçenlerin başına da o çorabı örüyorlar. O sendika. Gelin tartışalım kardeşim, gelin tartışalım ya. Şu kitlenin huzurunda tartışalım. Yanıma gelsin, otursunlar. Projelerimizi söylesin. Desin ki başka, sen bunları çıkar, çıkmadan önce, seçimden önce niye bunu imzalamadı? Desinler. Eğer ben imzalamamış olsaydı, hesabı benden sorsaydı. O zaman ne olur arkadaşlar? İş yerlerde işte bırakılacak herkes belediyenin önünde olur. Sen de kendileriyle görüşürsün. Senin bir şey neyse sen bilirsin. Aslında başka bir planımız daha vardı. Ama bunların oyunlarına bakıyorum. Biz o planı uygularsak bizi bölecekler. Bizi bölecekler. Ama kesin ve net. Kesin ve net. Tabii pandemiden dolayı belki biraz hükümet düzeyinde, Kaymakam Bey düzeyinde biraz ufak tefek sıkıntılar olur. Onlar da aşarız arkadaşlar. Hepimiz maskelerimizle sosyal mesafeyi de koruyarak çarşamba günü eylem demiyorum. Emekte gelen gücümü kullanayım. Demokratik hakkımı kullanayım. Belediye biz para vereceğiz diye bize geldik kardeşim. Bu kadar. Bunun kılıfı bize alıyor. Harp üretmeye gerek yok. Biz daha önce burada 10 gün oturduk arkadaşlar. Ama bu pandemiden dolayı acaba bir sıkıntı çıkar mı çıkmaz mı orayı göreceğiz. Eğer bizi burada çok böyle sıkıştırırlarsa yani belediyenin çevresinde bizim ikinci alternatifimiz bilmiyorum sizler nasıl uyumluyorsunuz. Park bahçede oturup devam ettirmek. Şimdi sizin de arkadaşlar bak başınıza çorap örüyor. Ya her birimiz en az 10 yıldır çalışıyoruz. Peki bu saatten sonra bu garibanlar gidip hangi yerde çalışacaklar? Ya düzeni kurmuşlar, garibanların kredi çekmişler, ya bir şeyler yapmışlar, ya bir ev düzeni kurmuşlar, bir aile düzeni ya. Yapmayın ya. Ya gelir gelmez gözünüz bizde mi ya? İşte biz bunları parayla sindirelim. Ben o belediye başkanı, sizi çalıştıran belediye başkan yardımcısını görürsem iki cümle söylerim kendisine. Seni düşman, bak çok iyi değer veriyorum sana. Sen geçen gün bana dedi ki ben çalıştırdığım insanların mesaisini belediye vermese cebimden ödeyeceğim. Bunu bana da söyledi. Hesap soracağım o arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Benim sizden ricam. Bakın benim sizden ricam. Ben burada olurum olmam. Birlik beraberimizi hiçbir zaman bozmayın. Bunu 5 sene, 3 sene, 4 sene, 10 sene bunu devam ettirin ki siz burada başarılı olasınız. Bakın 2000 tarihinde ben burada bir eylem yaptım. Bugün eğer biz o eylemi yapmamış olsaydı o 81 arkadaşım bugün kadro almaz. 1000 defa yapar. 1000 defa yapar. Benim görevim sizin 20 yılınızın projeksiyonu çözmek. Benim görevim eğer sen bir sendika bir seçimde önünü göremiyorsak kusura bakma yalakasın.